Bolu, Antalya, Eskişehir, Ankara ve biliyorsunuz Denizli'de hepimizi üzen orman yangınları meydana gelmişti. Bunların önemli bir kısmının kontrol altına alındığını ya da söndürüldüğünü biliyoruz. Öncelikle orman yangınlarının gerçekleştiği bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orman yangınlarının kontrol altına alınmasında, söndürülmesinde emeği olan tüm görevlilerimize, orman işçilerimiz başta olmak üzere, gönüllü vatandaşlarımıza, köylülerimize de şükranlarımı sunuyorum. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli dava arkadaşlarım, biliyorsunuz Yunanistan'ın ülkemize karşı, milletimize karşı düşmanlığı, husumeti, kanun tanımazlığı, uluslararası anlaşmalara uymama alışkanlığı bütün hızıyla devam ediyor. Şımarıklığı devam ediyor. Dün de İskeçe'ye bağlı Koyunköy'den olan aslen Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, yanında İskeçe Koyunköy doğumlu anne babası, eşi ve oğluyla birlikte memleketlerini ziyarete gittiği Yunanistan sınırında Kipi gümrük kapısından geri çevriliyor. Beraberindekiler bir yakınları refakatinde yolculuğa devam ederken dernek başkanı Hasan Küçük'e kabul edilemez yolcu formu verildiği ve Türkiye'ye geri gönderildiği açıklandı. Öncelikle Yunanistan'ın bu hukuk tanımaz, ırkçı, faşist ve Türk düşmanı tavrını kınıyorum. Elbette ki devletimiz, dışişlerimiz, hükümetimiz buna gerekli cevabı verecektir ve mütekabiliyet esaslarını işletecektir. Buna yürekten inanıyorum. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti olarak bütün hoşgörümüze, bütün uluslararası kurallara tam anlamıyla uymamıza rağmen maalesef Yunanistan'dan bugüne kadar aynı tavrı görmedik. Önceki gün yine sosyal medya aracılığıyla basında yer alan 18 yaş altı 28 çocuğa cinsiyet değiştirmesi için ergenlik baskılayıcı ilaç ve çapraz hormon uygulandığı, çocuklardan 7'si 17 yaşına geldiğinde ameliyat masasına yatırıldı. 18 yaş altı 28 çocuğa cinsiyet değiştirmesi için ergenlik baskılayıcı ilaç ve çapraz hormon uygulandı. Çocukların ses tellerinin oynandığı, yüzlerine kadınsılaşması için operasyon yapıldığı haberleriyle ilgili açıklamada bulunmuştuk. Basında ve sosyal medyada 18 yaş altı cinsiyet değişikliği süreçleriyle ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından bizim de açıklamalarımız üzerine çok yönlü bir inceleme başlatıldığı, sürecin hukuki, akademik ve etik işleyişine ilişkin başlatılan incelemenin üst düzey hassasiyetle takip edildiği açıklaması yapıldı. Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ama asla yeterli görmüyoruz. Ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu işin içinde kimler var, kimler yaptı, kimler yönlendirdi, bunun mutlaka sadece idarenin soruşturmasıyla değil, hukuk boyutuyla da araştırılması, ortaya çıkarılması ve bu suçu işleyenlerle ilgili, bu ahlaksızlığa çanak tutanlarla ilgili mutlaka ama mutlaka gereğinin yapılmasını beklediğimizi de çok yüksek sesle ifade ediyorum.